Merhaba arkadaşlar, Hobi Bahçem'e hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Şimdiden vereceğiniz destekler için hepinize teşekkür ederim. Bugün sizlere yapraktan sukulent üretimini anlatacağım. Yapraktan sukulent üretimi 3 farklı yolda yapılabilir. Birincisi suda filizlendirme yöntemidir. İkincisi hava yoluyla filizlendirme yöntemidir. Üçüncüsü ise toprak üstünde filizlendirme yöntemidir. Filizlendirmeye başlamadan önce uygun yaprak seçimini yapmanız lazım. Yaprak seçimi yaparken bitkinin altında bulunan olgun yaprakları kullanmalısınız. Bu yaprakları da sağa sola bu şekilde çevirerek kopartacaksınız. Kopartırken dikkat etmeniz gereken şey ise yaprağın yara almamasıdır ve bitkinin de yara almaması gerekir. Yoksa ikisi için de çok kötü sonuçlar doğurabilir bu. Eğer yaprak yara alırsa o yaprağın filiz çıkartma ihtimali çok düşüktür. Bu da sizin için kötü bir şey olabilir belki. Koparttığınız yaprakları önce bu şekilde, burada gördüğünüz gibi bir tasa koyuyorsunuz. Bu tasta ilk 3 gün su vermeyeceksiniz. Güneş ışığı alacak, aydınlık bir ortam olacak ama güneş ışığıyla direkt bir temas halinde bulunmayacak. Yoksa sararması neden olabilir. Gördüğünüz gibi bir yaprağım sonradan koymuştum ve güneş ışığına maruz kalmış orası. O yüzden sararmış, belki çıkmayabilir oradan. Bu şekilde koyduğunuz yapraklar dediğim gibi 3 gün su vermeyeceksiniz. 3 gün sonunda ise fısfısınızla şu şekilde her tarafını nemlendireceksiniz. Her tarafının nemlendiğinden emin olduğunuz zaman aldığınız yere geri bırakın. Yani aynı şartlarda dursun. Bu yapraklarımız bu tarafa alalım. Gördüğünüz üzere burada bir haftalık yapraklarımız var. Bu yapraklarımız filiz vermeye başlamış. Göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu yapraklarımız daha bir haftalık, 1,5 haftalık neredeyse. Bunlar bu slomajlarında filiz verene kadar şöyle 3 günde bir yapmanız lazım. Sonra 2 günde bir yapmanız lazım filiz verdikten sonra. Sonra işte gelişimine göre suya hasret bırakmanız lazım suya alışmaları için. Burada ise 2 haftalık filizlerimiz var gördüğünüz gibi. Bunları da ben aynı şekilde suya hasret bırakaraktan size köklerini göstereyim mesela. Bunun fazla bir kökü yokmuş aslında. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi suyu kendilerinin araması lazım. O yüzden kök bırakırlar. Bir de şöyle bir sıkıntım oldu. Bu yapraklardan filiz çıkmadı ama çok güzel kökler çıktı. Bunun sebebini biliyorsanız lütfen bana iletin. Çok memnun olurum. Bugünkü videom da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.